Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Evet, bugün bu zamana kadar benim hiç konu edinmediğim bir konuyla karşınızdayım. Kuryelik. Daha da açmam gerekirse yemek sepetinde kuryelik. Şöyle ki benim için motosiklet kullanıcıları 3'e ayrılıyor. 1. Hobi amaçlı motosiklet kullanıcıları. 2. Ulaşım amaçlı motosiklet kullanıcıları. 3. Ticari amaçlı motosiklet kullanıcıları. İşte bugün çektiğimiz bu videoda da tam olarak bu 3. kategoriyi ele alacağız. Yemek sepetinde kurye olmak. Konunun içinden, detayından bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Evet bak, yemek sepeti. Konunun üzerine. Bu işe başlamanın belli kriterleri var tabii. Zor değil ama olmazsa olmaz kriterler. Tüm bu kriterleri sağladığınızda 35 bin liraya kadar kazanç sağlayabiliyorsunuz. Yeni girenler için de 2 bin liraya kadar bonus var. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Benden duymayın da bu işi tam olarak yerinde görelim, duyalım diye sizi nereye getirdim biliyor musunuz? Yemek sepetine getirdim arkadaşlar. Burada bu işi gerçekten yapan arkadaşlardan duyalım bir de. Yemek sepetindeyiz. Şimdi dışarıda bir arkadaşımız var. Ondan birebir doğrudan cevaplar alacağız yani. Merhaba, isim nedir? Ömer. Ömer Kıvanç, ben de memnun oldum. Şimdi bir vlog çekiyorum ben. Bu vlog içerisinde yemek sepetinde kurye olan bir arkadaşla birkaç soru soracağım. Ben kendim anlattım tabii ama ben işin içerisinde olmadığım için asıl cevapları senden alacağım. Yemek sepeti bünyesinde ne kadar da çalışıyorsun? Bir senedir. Bu işe başlamak istesem, motosikletimi aldım geldim. Yemek sepeti bu ekipman konusunda bir yardımcı oluyor mu ya da ekipmanları nasıl sağlıyorsun? Sen kendin mi sağlıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Ekipmanları biz sağlıyoruz. Biz esnaf kuryeyiz zaten başta da. İşte internette yazıyor, bu paket başı işte 32 TL diyor. Çoklu paketlerde 27 TL diyor. Kilometre başı falan değil mi? Yani senden birebir duyayım. Şimdi kazançlar nasıl oluyor? Bunu anlatabilir misin? Yemek sepetinin kazancı brüttür. Ama dediğim gibi hani bir ortalamaya vuracak olursak 35 bin lirayı geçiyor bizim kazancımız. Ya yani, o tabii çok herhalde kapsamlı ve kendini işine verirsen diye tahmin ediyorum. Yani ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın. Fazla kadar ekmek. Anladım. Şunu sorayım o zaman sana. 5 kilometrelik uzaklıkta bir sipariş geldi. Motosikletimi aldım. Gittim 5 kilometre mesafeye. Bunu teslim ettim. Şimdi bir kere bu sipariş geldiği için bana kafadan kaç para geliyor? Paket başı 32 lira bir kazanç oluyor. Bu KDV dahi fiyatlar. Tabii ki. Tamam, 32 lirayı koyduk cebimize. 3 kilometrenin üzerine gidersek eğer 6 lira. 5 kilometrenin üzerine gidersek 10 lira KDV dahil ekstradan bir kazanç elde ettim. Ha, yani atıyorum 5 kilometre geri gittiğim zaman 32 lira artı 10 TL daha ben cebime koymuş oluyorum aslında. Çalışma saatleri konusu. Yani bir zorunluluk var mıydı ya da işte sen nasıl yapıyorsun? Kimsenin hani bir şeye zorunluluk yok burada. Slot, vardiyaya gireceğimizde slot seçmemiz gerekiyor öncelikle. Uygulamadan 4 saatlik, 6 saatlik, 8 saatlik, 12 saatlik slotlar var. İstersen 12 saatin üzerine uzatabiliyorsun vardiyana. Bu kadar. Şöyle şunu sorayım o zaman sana. Senin çalışma şartları nasıl yani? Sen kendini nasıl planladın, nasıl programladın? Ben 11 saat çalışıyorum. Bir saatlamalar kullanıyorum. 11 saatte... Yani 11 saat aktifsin. Evet. Bir saatte mola. Aslında 12 saatin falan burada geçiyor. Haftada kaç gün çalışıyorsun? Haftada 6 gün çalışıyorum. Günde 11 saat çalışıyorsun. Ortalama söyleyeyim yani, her gün değişiyordur tabii ki ama ortalama günde kaç paket atıyorsun? 40-45 paket arası atıyorum. 40-45 paket. Haftada 6 gün çalışsan 240-250 paket diyebilir miyiz aslında? Evet. Bunun tabii bonusları falan var galiba. Geçiyor 250 paket attın diyelim. Haftalık bu bonus olayı nasıl oluyor? 550 lira bir bonus olur. Ha, ilave yani 250 paket attığın için bir hafta sonunda artı 550 TL daha veriyorlar sana. Daha fazla paket atarsan tabii bu rakam daha da yukarı çıkar. Ne kadar iş yaparsan ona göre oran değişiyor diyorsun. Geldim sana sordum. Bu işe başlamak istiyorum. Bana önerir misin yani? Soruyorlar, diyorlar ki ne kazanıyorsun? İşte kimisi şikayetlerinden bahsediyor. Yani diyor ya işte orada damacana taşıyoruz, su taşıyoruz. Ağır geliyor bunlar. Hani çalışılır mı yemek sepetinde gibisinden söylüyor kuryeler. Biz girişte slot seçeceğimizde girişte. Yeni güncellemede mesela damacana seçmiyoruz. Ha, istemesen istemediğin şeyi götürmeyebiliyorsun. Su, damacana, hani bunları adam taşımak istemiyorsa orada slotun başında belirtiyor. Ha tabi damacana normalde var, siparişlerde gelebiliyor. Aynen. Ama sana bunu seçme hakkı veriyorlar yani. Ya, çok güzel. Yani genel olarak o zaman yemek sepetinin şartlarından memnun musun? Ben sana böyle söyleyeyim. Yani bir senedir çalışıyorum. Dediğim gibi hani memnun olmasın arkadaşım. Doğru, seni böyle görüyorsam şu an bu yelekle, yemek sepetinin yeleğiyle görüyorsam memnunsundur herhalde. Zorla çalıştırmıyorlar tabii ki. Teşekkür ederim zaman ayırdığın için bana. Eyvallah, memnun oldum tanıştığıma da. Dostum merhaba. Merhaba. Kıvanç ben, isim nedir? Enes. Enes, memnun oldum. Evet. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Bir içerik çekiyorum şu anda yemek sepetiyle alakalı. Ne kadardır bu işi yapıyorsun? Ortalama 1,5 aydır bu işi yapıyorum. Ha, yenisin o zaman. Evet, yeni.
Yenisin. Genel olarak kuryelikte de mi yenisin yani? Yok, kuryelik yapıyorum. Ha, yemek sepeti bünyesinde 1,5 aydır çalışıyorsun. Yemek sepetine başladığın zaman bu ekipman olayı nasıl oluyor? Montumu ve çantamı hediye ettiler bana. Evet. Ve artı ekstra bonus kazançla elde ettim. 2000 lira. Ha, 2000 lira değil mi? 2000 liraya kadar öyle bir bonus olayı varmış. Şimdi diğer arkadaş sordum aslında, da sana da bir kez daha sorayım. Bu saat zorunluluğunun zaten olmadığını söyledi. Onu tekrar sormak istemiyorum ama sen ortalama haftada ya da günde kaç saat çalışıyorsun? Evet. Senin bir standardın var mı? Var, evet. Bir 10 ila 11 saat arasında çalışıyorum. Daha fazlası hafta sonları bazen. Tabii ne kadar istersek okulda çalıştığımız için herhangi bir saatte falan bir zorlama veya herhangi bir sınır yok. Haftada kaç gün çalışıyorsun? Haftada 6 gün çalışıyorum. Bir gün izin yok. Ama senin kendi şeyin aslında, atıyorum 3 gün çalışmak istediğin zaman 3 gün çalışabiliyorsun. Tabii. Günde sen kaç paket atıyorsun ortalama? Ortalama 35 ila 40 atıyorum. 35-40 paket atıyorsun. Bahşiş olayından bahsediyorlar ilave olarak, bu bonusun dışında. Bahşiş olayı nasıl? Online bahşiş yazıyor. Evet, online olarak müşteriler bize veriyor bahşişi. Bizim hak edişimize yansıyor. Anladım. Yani gittin bir sipariş teslim ettin. O sipariş eden arkadaş sipariş aşamasında orada bahşiş bölümü var herhalde. Evet, bahşiş. Talep ederler. Sonra bahşiş bırakırlar. O senin kazancına yansıyor. Doğru mudur? Evet. Şimdi bunu sana sormak için erken mi bilmiyorum ama bu yemek sepetine katılmak isteyen arkadaşlara bu işi önerir misin? Ama ben birçok firmada çalıştım ama kesinlikle öneririm yani. Şu an bir bekleme alanımız var sonuç olarak. Sıcak bir depo içerisinde oturacağımız bir yer veya çay kahve yapıp içebileceğimiz bir bölümler var. Bunlar yemek sepeti sağ olsun bizleri karşılıyor yani bizim için. Çok teşekkür ederim sana da. Zamanını aldım, kusura bakma. Şimdi ben de bir denemek istiyorum. Bir sipariş atmak istiyorum. 6 yıllık, 7 yıllık bir motosiklet kullanıcısıyım ama hiç kuryelik yapmadım. Bana çok uzak bir meslekti bu zamana kadar. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar ben sipariş atmaya çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Benim sipariş bu mudur? Evet. Arkadaşlar çok heyecanlı. Evet arkadaşlar, siparişimizi aldık. Müşterimize teslim etmek üzere yola çıktık. Şimdi arkadaşlar anlatıyor falan tabii ama bir de bu işi görmek lazım yani. Bir nevi work and travel. İş ve seyahat bir arada. Hem vlogumuzu çekiyoruz hem işimizi yapıyoruz. Konuma baktım, çok uzak bir mesafe değil. Bildiğim de bir yer olduğu için. Yakıştı mı dayı? Müşterimiz bekliyor ama lütfen. Tam geriden gidiyordum. Geride yolu kapatmışlar ya. O bana yol verdi, ben ona yol verdim. Sonra o bana bir daha yol verdi. Sonra ben ona bir daha yol verince adam dayanamadı, en sonunda geçti. Güzel ama ya, böyle şey gibi, oyundaymışsın gibi. Bu kuryelin simülatörün çıkarmaları gerekiyor arkadaşlar. Kaç numaraydı ya? Unuttum, bir dakika. Kapıda isim yazmıyor. Bunda yazıyor. Şansımıza asansörsüz binaya denk geldik. Siparişin teslimini onaylıyorum. Sipariş teslim edince üzerimden bir yük kalktı vallahi. Evet, döndük yine. Yemek sepetine döndük. Alıştım ha ben bu işe, böyle gider gelirim. Ben tamamladım. Sağlıklı bir şekilde teslim ettim. Teşekkür ettim, ben de memnun oldum. Şimdi arkadaşlar, kurye arkadaşlarla röportajımızı yaptık. Siparişimizi teslim ettik. En son Bayrampaşa depo takım lideriyle beraberiz. Yusuf da isim. Tanıştık zaten kendisiyle. En son bu soruların cevabına daha net, daha berrak bir şekilde ve senden duyalım istiyorum. Tam olarak bana bir anlatabilirsen. Arkadaşlarımız ilk paketi 32 TL alıyor. Kalan ikinci, üçüncü, dördüncü paketlere 27 TL alıyor. Ortalama paketler 30 TL'ye geliyor ortalamayı vurduğumuzda. Ekstradan kilometre ücretleri var. 3 kilometre üzeri 6 TL oluyor. 5 kilometre üzerine de 10, ekstradan 10 TL bir kazanç kazanıyor kuryelerimiz. Günde ortalama 40 paket attığınızda varsayalım. Haftada 6 gün, bir gün izin yapalım. Haftada 250 paket ortalamasına ulaşıyor. Bu da yaklaşık 550 TL gibi bir ekstradan bonus, haftalık bonus olarak ekleniyor gelişine. Burada 3 adet sipariş çeşidi atıyoruz. Nedir bunlar? Depo siparişi, valiz siparişi ve mahalle siparişi olarak 3 ayrı kategoride siparişleri var arkadaşlar. Depo siparişlerinde çay kahve imkanları oluyor arkadaşlar. Depoda ısınma imkanları var. Bu şekilde bir kolaylıkları var yani, dışarıda sürekli durmuyorlar. Ben de bu konuda bilgi edinmiş oldum. Yani dediğim gibi kuryelikten çok uzakta bir meslek içerisinde olduğum için aslında benim gibi bu işle alakası olmayan ya da ilgisi olup da bilgisi olmayan arkadaşları da sanırım bir bilgilendirdik diye tahmin ediyorum. Ben sizi daha fazla işle ilgili tutmayayım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yani böyle. Arkadaşlardan dinlediğiniz gibi bu işe başvurmak, girmek isteyen arkadaşlar için bir link bırakacağım. Oradan gidip merak ettiğiniz şeyleri inceleyip dilerseniz başvuru yapabilirsiniz. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, öpüyorum.